Şimdi kütle ve ağırlık merkezi kavramından bahsedeceğiz. Kütle merkezinde temel nokta şu: elimizde var olan noktasal kütlelerin, kütlelerin toplandığı tek bir noktaya biz kütle merkezi diyeceğiz. İşte bir örnek üzerinde anlatalım. Mesela bakın, elimizde noktasal olan 4 tane kütlemiz var. Şimdi bu kütlelerin toplandığı tek noktayı, yani kütle merkezinin yerini bulmaya çalışacağız. Kütle merkezinin koordinat sistemindeki yerini bulmaya çalışalım. Bunun için iki tane yöntem var. Bunlardan birincisi, bu cisimleri ikişerli birleştirmek, gruplar yapmak ve onlardan bir tork çıkarmak ve bunların denge noktasını bulmak. O iki tanesinin devamında geri kalanları da bunlarla beraber birleştirerek tek bir tane noktaya kadar indirmek. Şimdi bu söylediğimizi yapabiliriz. Örnek üzerinde görelim. Ne yapabiliriz? Bakın, gruplandırma işlemimize biz mesela 3 ve 3'ü gruplandırabiliriz. Tork olarak yapacağımız için uzaklıkların yarısı olarak almamız gerekiyor. İkisi birbirine eşit olduğu için. Ama biz oradan başlamayalım. Bir başka nokta belirleyelim kendimize. Bakın, şu M ve 2M'den başlayalım. Yani burada hangisinden önce başladığınız önemli değil. Önemli olan bir gidişat yolu belirlemeniz. Bu ikisini bir araya birleştirdikten sonra bir denge noktası alacağız kendimize. Yani öyle bir nokta alalım ki oraya göre torkları birbirine eşit olsun. Bakın, kütlesi 2'ye, kütlesi 1. Yani torklarının birbirine eşit olması için bunun uzaklığı 1 bölme giderken bunun uzaklığı 2 bölme gelmeli. Yani bu ikisinin tork, yani kütle merkezi, bakın, tam bu noktada olacak. 1'e 2 birim. Ve burada artık kütle merkezi olduğu için, yani bu 2M'lik ve bu M kütlesinin hepsi buradaymış gibi düşünebiliriz. 3M. Şimdi bunun devamını yapalım. Ya bu ikisini birleştireceğiz. Çünkü artık bakın, bu ve bu kütleden kurtulduk. Ya bu ikisini birleştirip devamını getireceğiz, ya da bu ikisini birleştireceğiz. Bakın, bu iki cismi birleştirmek daha kolay. Bu iki cismi birleştiriyorum ve bir tork alacağım. Ve kütle merkezinin, yani ağırlık merkezinin yerini bulacağız. Tork merkezinin. Şimdi sistemin dengede olduğu yer, bakın, 3M'ye 3M. Uzaklıkta tam 2 birim. O zaman ne olacaktır? Kütle merkezi tam ortada diyebiliriz bu iki cisim için. Ve 3M 3M toplamı 6M'dir yazabiliriz. Artık bu kütle ve bu kütle yerine biz burada tek bir kütle aldık. Şimdi diğer bir nokta ise son kalan noktaları birleştirmek. Yani bu iki cismi birleştiriyorum bakın. 3'e 6. Tork noktasını bulacağız. Yani ağırlık merkezinin tek bir noktada olan yer, kütle merkezinin tek bir noktada olan yeri bulacağız. Bunun için tork alıyorum ve dengede olan noktayı bulmaya çalışıyorum. O zaman hemen düşünelim neresi olacak. Bakın, 3'e 6, yani 1'e 2 gibi bir kütle oranı var. O zaman 2 olan daha büyük olduğu için uzaklığı 1 birim. 1'e olan da 2 birim alalım. Yani 3 çarpı 2 6, 6 çarpı 1 6, kütle merkezinin burası olduğunu görmüş olalım. Genellikle bu tip sorularda işte 3'e 1, 2'ye 1 oranları sıklıkla kullanılır, uzaklık oranları. Kütle ile uzaklık ters orantılı olacak şekilde alabilirsiniz. Yani kütle merkezimiz burası, 3'e 2 noktası. Ama biz bunu bu yolla bulmayacağız. Biz ileride de ağırlık merkezi sorularını çözerken hep diğer yöntemi kullanacağız. O yüzden torkla uğraşmayalım. Diğer yöntemden bahsedelim. Şimdi burada bir şeye dikkat edin. Kütle merkezi iki tane farklı eksen üzerinde. X ekseni ve Y ekseni üzerinde. Dolayısıyla soruyu hem X ekseni hem de Y ekseni üzerine çözeceğiz. O yüzden öncelikle X ekseni üzerinde başladığımızı düşünelim. X eksenindeki kütle merkezinin koordinat sistemindeki yerini bulacağız. Şimdi bunun için kendimize bir referans noktası seçelim. Yani bir başlangıç noktası seçelim. Başlangıç noktası istediğiniz yer olarak alabilirsiniz. Ben orijin alacağım başlangıç noktasını. Orijin olarak alacağım ve her bir kütle için burada yorumuma bakacağım. Sırayla başlayalım. M kütlesinden başlayalım. M kütlesinin seçtiğim bu nokta üzerinde, yani orijin üzerinde x eksenine olan uzaklığını alıyorum. Seçtiğim nokta, unutmayın, sıfıra sıfır noktası. M kütlesinin buraya olan uzaklığı, bakın, 1 bölme. Yazalım. M çarpı 1 artı. Şimdi aynısını diğer kütleler için yapalım. Bakın, 3M kütlesinin seçtiğim eksen burasıydı. X ekseninde. Buraya olan uzaklığı, bakın, 1 bölme.
artı. Aynı şeyi 2m kütlesi için yapalım. 2m'nin seçtiğim eksen olan, bakın burası, uzaklığım 1, 2, 3, 4 bölme. Artı. Aynı şeyi 3m kütlesi için yapalım. 3m seçtiğim noktaya olan uzaklık, bakın buradan olan uzaklık 5 bölme. Şimdi bütün kütleler için bunu yazdıktan sonra yapmamız gereken şey toplam kütleye bölmek. Toplam kütle m, 3m, 2m ve 5m. Şimdi bunu yaptığımızı düşünelim. İşlemlerine bakalım. Bakın 15, 8 de buradan 23, 3 de buradan 26, 1 de buradan 27. Aşağıdaki kütleleri topluyorum. 5, 7, 10, 11. Burada bir hata oldu sanki. Bir daha toplayalım. Burası 15, 8 de buradan 23, 6 da buradan, pardon, 3 de buradan 26, buradan da 27 çıktı. Aşağıdaki kütleleri toplayalım. Şurada hatamız var. Burası 3m olacak. 3, 6, 9m. Ve bunları birbirine böldüğümüz zaman 3 olarak bulduk. Bu x eksenindeki yerimiz. Şimdi aynı ifadeyi y ekseni için yapalım. Y ekseninde yine bir referans noktası, başlangıç noktası bulacağız kendimize. Bunu istediğimiz yer olarak alabiliriz. Sizin de aldığınız yer farklı çıkabilir. O zaman da sonuç farklı çıkacak ama nokta olarak aynı yer çıkacak. Mesela siz başlangıç noktasını bir noktası almış olsaydınız x ekseninde, bulacağınız cevap 2 çıkacaktı. Yani 1'e olan uzaklığı bulmuş olacaktınız. Ben 0 olan uzaklığı buldum. Değişen bir şey olmayacak. Şimdi y ekseni için yapıyorum bakın aynı şeyi. Y ekseni için bakalım. Y ekseni yine başlangıç referans noktası olarak, bakın bu noktayı aldım kendime. Her bir kütle için yazıyorum bakın. M'nin buraya olan uzaklığı 1 birim. Artı. 3M'nin buraya olan uzaklığı 2 birim. Artı. 2M'nin buraya olan uzaklığı 4 birim. Artı. 3M'nin buraya olan uzaklığı 1 birim. Peki toplam kütle kaçtı? Değişmiyor o zaten bakın. X eksenindeki kütleyle. Yine 9M'ye çıkacak. Bu işlemimizi yapalım. 3 kere 1 3. 8 de buradan oldu 11. 6 da buradan 17. 1 de buradan 18. Böldüğümüz zaman 2 çıktı. Yani koordinat sistemindeki yeri x ekseninde 3 noktası, y ekseninde 2 noktası. Bakın zaten onu daha önce diğer yöntemle bulmuştuk. Şimdi dediğimiz gibi biz soruları bu yöntemle yapacağız. Bu yöntem üzerine devam edeceğiz. Ona göre yorum yapalım. Şimdi diğer bir örneğimiz. Bakın ne var örneğimizde? Yine kütlelerimiz var ve bu kütlelerin kütle merkezinin yerini bulmaya çalışacağız. Dediğimiz gibi hani biraz önce yaptığımız bu birleştirme yönteminden yapabiliriz. Nasıl? Bakın M ve 2M'yi birleştirirseniz pek bir avantaj sağlamazsınız. 2VM, 3MV'yi de birleştirmek pek bir avantaj sağlamaz. Fakat M ve 3M'yi birleştirirseniz, ikisini düz bir çizgiyle birleştirecek olursanız bakın 3'e 1 oranı var. Uzaklıklar bunun tam tersi olacak ki birbirine eşit olabilsinler. Yani M'den 3 birim. 3M'den 1 birim uzaklık noktasını alacaksınız. Ve burada 4 birimlik bir kütle elde etmiş olacaksınız. Bu 4M'lik kütle sonrasında 2M ile birleştirdiğiniz zaman bakın burayı düzgün bir şekilde birleştirmemiz gerekiyor. Bunu. Birleştirdiğimiz zaman ne olacak? Tam bir yeri X ve Y'nin arasında belki bir yer çıkacak. 2'ye 1 birim olacak şekilde yerleştireceğiz. Neresi çıkıyorsa bahtımıza diyeceğiz. Şimdi biz bu soruyu hani buradan yapabiliriz. Buradan yapabileceğimiz gibi biz diğer yoldan yapacağız genellikle, zaten onu söylemiştik. Ve diğer yol için başlayalım. Başlarken de x ekseni için başlayalım ve bir referans noktası alalım. Referans noktamız, ben genellikle orijin olarak alıyorum. 0'a 0 noktası. Burası. Ve x ekseni için düşünelim. Ve m kütlesiyle başlayalım. Bakın bu m kütlesinin seçtiğim nokta burası. 0 noktası. Buraya olan uzaklığı 0. Artı.
3M kütlesinin seçtiğim nokta olan uzaklığı 1, 2, 3, 4 birim artı 2M kütlesinin x ekseninde seçtiğim nokta olan uzaklığı bakın 1 birim. Peki toplam kütlemiz kaç? 3, 4, 6. Şimdi bu işlemi yapalım. 12, 2 de buradan 14 m. Burası da 6 m. X eksenindeki yerini bulmuş olduk. Neresi m'ler birimi götürürse 7 bölü 3. Şimdi aynı ifadeyi y ekseni için yapalım. Bakın y ekseninde yine bir referans noktası. Ben yine orijin olarak alıyorum. Orijin olarak alınca o zaman yerimizi halletmiş olacağız. Bakın m'nin uzaklığı o zaman tam bu ekseni olan uzaklığı 0. Artı 3m'ninki de 0. Ve 2m'lik kütlenin de olan uzaklığı 1, 2, 3. Toplam kütlemiz yine 6m yapacak. Bakın burası 6m. Burası da 6m. Yani 1. Yani y ekseninde 1 birim çıktı. X ekseninde de 7 bölü 3 birim çıktı. 7 bölü 3 dediğimiz yer yaklaşık olarak 2 küsür. Yani 2'den biraz daha büyük. Ve 1. Yani şuralarda bir yer olmuş olacak. Gördüğünüz gibi kesin bir nokta çıkmamış oldu. Hani biz biraz önce çizmiştik. Bakın şurasıymış demek ki. Burayla ilgili bir sıkıntı var mıdır? Herhalde yok. Şimdi yaptığımız şeye baktık. Yaptığımız şeyin mantığını anlamaya çalışalım. Yaptığımız şeyde bir nokta belirliyoruz. Ve o noktaya göre uzaklıklarını alıp çarparak işlemimize devam ediyoruz. Şimdi bu örneklerin versiyonlarını dediğimiz gibi ağırlık merkezi örneklerini kullanacağız. Yani bu yaptığımız soruyla beraber ağırlık merkezi sorularını aynı şekilde çözeceğiz. Şimdi beraber düşünelim. Şimdi ağırlık merkezi soruları kütle merkezine benziyor. Sistemde bulunan cisimlerin ağırlıklarının toplandıkları tek noktaya biz ağırlık merkezi diyeceğiz. Şimdi bunun için bakalım neler söyleyebiliyoruz. Şimdi elimizde ağırlıkları verilen 3 tane cisim var. Ve bu 3 tane cismi birleştirdik. Ve bu cismin ağırlık merkezinin yerini bulmaya çalışacağız. Her birinin ağırlığı var. Ve her birinin yarı çaplarından bahsettik. Şimdi öncelikle homojen türdeş kavramına değinmek gerekiyor. Homojen türdeş dediği zaman ağırlık merkezini götürüp cismin tam ortasından alırız ağırlığını. Bütün cisimlerin ağırlıklarını tam orta noktalarından alalım öncelikle. Şimdi bu ilk yapacağımız şey olacak. Yani eğer cisim homojen türdeş kavramı veriliyorsa ağırlık merkezini bir defa götürüp orta noktaya yerleştirmek gerek. Şimdi ikincisi. Ağırlık merkezinin yerini bulacağız. Eğer dikkat ediyorsanız bakın hepsi aynı çizgi üzerinde. Bizim biraz önce yapmış olduğumuz örneklerde sistem x ve y ekseni üzerindeydi. Ama bakın bu sadece x eksenindeymiş gibi düşünebiliriz. Yani tek eksende yapacağız bunu. O yüzden pratik bir yöntem olmuş olacak. Şimdi formülümüzü düşünelim neydi? Herhangi bir nokta belirliyorduk kendimize. Ve o noktaya göre sorumuzu buluyorduk. Şimdi referans noktası olarak nereyi alalım? Ben şu K noktasını tercih ediyorum. Bu soru için mesela. Ama siz isterseniz burayı alabilirsiniz. Ya da bu noktayı alabilirsiniz. İstediğiniz yere alabilirsiniz. Yani fark etmiyor. Sadece bulacağınız rakam değişik olacak ama yer aynı yer olacak. Şimdi nasıl yaptığımızı tekrardan düşünelim. Ben K noktasına referans aldığımı unutmuyorum. Şimdi ne yapıyorduk? Kütleydi. Burada ağırlık olacak. Ağırlığımızın büyüklüğü 1P. Seçtiğim nokta olan uzaklığı bakın yarı çapının büyüklüğü 1 R. Yazmaya başlıyorum. P çarpı R. Artı. Bakın diğer ağırlığım 2 P. Seçtiğim nokta bakın K noktasıydı. Buraya olan uzaklığını yazıyorum. 1 R. 1 R de buradan 2 R. 2 R de buradan 4 R. Artı. Şimdi 3 P'ninkini yazayım. 3 P'nin olan uzaklığına bakıyorum. 1, 2. 2 de buradan 4. 2 de buradan 6, 3 de buradan 9. Unutmayın yarı çaplarını vermiştik. Yarı çapı R'ydi. R, R, 2R, 2R, 3R. Buna göre yorumladık. Peki toplam kütlemizin değeri yani toplam ağrımızın değeri ne?
P, 2P ve 3P. Artık yerini bulmuş olduk. Şimdi şu işlemi yapalım. 27, 8 de buradan 35, 1 de buradan 36. Aşağısı da 6P yaptı zaten. Bakın P'lerden kurtardık. 6R olan uzaklıktaymış. Peki 6R olan uzaklık nereden? K'dan. Şimdi K'dan 6R olan uzaklığa bakalım. Neresiymiş bakın? 1, 2, 4, 6. Yani tam bu noktadadır dememiz gerekiyor. Şimdi yaptığımız mantık umarım anlaşıldı. Ben hani farklı bir yer yapsaydık sonucun değişmeyeceğini, yani bakın rakam değişecek ama yerin aynı yer olacağını nasıl bulacağımızı görelim. Şimdi hani dedik ya siz istediğiniz yer alabilirsiniz. Ben şuradaki O noktasına göre referans alayım. Bir de ona göre çözeyim. Şimdi O noktasına referans alırsam ne oluyor bakın. Burada bir sayı doğrusu gibi düşünün. O noktasının solunda ve sağında. Hani sıfırın solunda, sıfırın sağında. Yani bu taraf artı, bu taraf eksi olarak alınacak. Yani bu taraftakinin uzaklığının başına eksi koyacağız. Ya başlayalım bakın. P dediğim büyüklük, seçtiğim noktaya olan uzaklığı R ama başına eksi koymayı unutmuyorum. Nedeni orijinin sol tarafında kaldığı için. Devamını getiriyorum. 2P çarpı seçtiğim noktaya olan uzaklık bakın 2R, yarı çapını söylemiştik zaten, artı 3P'nin olan uzaklığı da nedir o zaman? 2, 4, 3 de buradan 7. Bir daha bakalım. 2, 4, 3 de buradan 7. Evet. Şimdi devamını getirelim. Peki toplam kütlemiz ne? Toplam kütlemizde bir değişme yok. Toplam kütlemiz belli. Şimdi bu ifadeyi yapalım. Bakın burası 21. 4 de buradan 25. 1 de çıkardık. 24. Payda da 6P'ydi zaten. Bunları böldük birbirine. 4R oldu. Yani nereden itibaren? O'dan 4R uzaklık. Bakın neresi olacak? 2, 4. Yine seçtiğimiz yere geldi. Bakın rakam farklı ama nokta aynı. Çünkü sistemin ağırlık merkezinin yeri değişmeyecek. Sadece sizin aldığınız referans noktasına göre bulacağınız sayısal değer değişecek. Ama bulacağınız yer aynı olacak. Şimdi bir diğer örnek yapalım. Aynı maddeden yapılmış levhalarımız var. Ve bu levhaların dairesel olduğunu söylemişiz. Bunların ağırlık merkezleri sistemin neresi olacağını söyledik. Şimdi burada aynı maddeden yapılmış levhalardan bahsediyoruz. Ve bir hatırlatma yapmamız gerekiyor. Şimdi cismin şekline bağlı olarak biz ağırlık belirleyebiliriz. Dikkat ederseniz hani ne yapacaktık? İlk yapacağımız şey cismin tam ortasından ağırlık koymak. İşte buna ben P1 diyeyim, buna P2 diyeyim. Buna göre ağırlık merkezinin yerini bulacağım. Ve buna göre değer bileceğim. Şimdi ne söyledik? Bunlar dairesel levhalar. Bakın ağırlıkları yok. Hani formülü uygulayacağım. Ağırlık merkezinin yerini bulmak için ama formülü uygulayamıyorum. O zaman yapacağım şey ne olacak? Yapacağım şey cismin şekline bakmak ve cismin şekline bakarak da ağırlığı bulabilmek. Şimdi ağırlığın hani buradaki formülü uygulayabilmek için cismin şekline bakacağız ve şekline göre yorum yapacağız. Eğer cismimiz bir daire ise burada alan bize ağırlık olarak kullanılabilir. Bu sadece daire için geçerli değil, bir alana sahip olan bütün cisimler için geçerlidir. Alana sahip olan nedir mesela işte kare, nedir mesela üçgen, nedir mesela işte dikdörtgen gibi düşünün. Bu tip cisimlerde ağırlık alan olarak kullanılabiliyor. Şimdi getirip o zaman alanlarını düşünelim. Bakın bunun yarı çapı 2R. O zaman pi çarpı 2R'nin karesi ne olacak? 4R kare. Şimdi bunun için yapalım. Bunun ağırlığı da pi R kare. Şimdi buraya kadar soruyu getirdik. Şimdi sorunun devamını yapalım. Bakın
Pi r karelerle uğraşmak istemiyorum. O yüzden ben bunun ağırlığına 4p diyeyim. Bunun ağırlığına p diyeyim. Yani yapmış olduğum tek şey ağırlıkların değerlerini bulmak. Ve formülümü uygulamaya başlayacağım. Ağırlık merkezinin yerini bulmaya çalışıyorum. O zaman yapacağım şey neydi? Formülümde yerleştirmek bunları. Ama öncesinde ben bir referans noktası belirliyorum. Bakın bu sefer referans noktası olarak bu noktayı alayım. Bu noktaya göre bulacağım. Şimdi bakın yerleştiriyorum. 4P'nin seçtiğim noktaya olan uzaklığı 0. Çünkü tam onun üzerinde. Artı. P'nin seçtiğim noktaya olan uzaklığı bakın 1, 2, 3, R. Toplam kütle ne? 4P buradan, 1P de buradan. Yani 3PR bölü 5. P. P'lerden kurtardık. 3R bölü 5. Yani bu değer 0,6 falan yapıyor. Bakın. 0,6R yapıyor. Bu 0,6R nereden olacak? Seçtiğim yerden itibaren. Yani şurada bir yerde aslına bakarsak. Sistemin ağırlık merkezinin yeri. Umarım anlaşıldı. Çok basit bir kavram. Sadece yapmanız gereken verilen ifadeleri yerlerine yerleştirmek. Başka da bir şey yapmıyoruz. Ama unutmayın. Eğer soruda siz cismin ağırlığını kullanacaksanız ve cismin ağırlığı verilmemişse yapmanız gereken şey ne olacak? Cismin şekline bakmak. Cismin şeklinde ne yapacağız? Ona göre işte bu bir alan mı sahip? Alana sahipse kare gibi, üçgen gibi dediğimiz gibi, dikdörtgen gibi, daire gibi alanı bulup bunu ağırlık olarak kullanacağız. Daha sonra referans sistemimizi belirleyip ona göre yerleştireceğiz. Yaptığımız temel nokta buydu zaten. Diğer örneklerimiz gibi.